Güzel bir model olacak inşallah. Hiç örgü bilmeyen kardeşlerim de rahatlıkla bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşım yaparak bizlere destek olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Değerli yorumlarınız için ayrıca çok teşekkür ederim. Kanalımıza abonelik ücretsizdir. Yorum bırakırsanız kanalımızın büyümesi açısından da daha da faydalı olacaktır. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyerek yapımına başlayalım inşallah. İsterseniz zincir çekerek veyahut da bu şekilde sihirli halka yaparak da modelimizi başlayabiliriz arkadaşlar. Bakın bu şekilde sihirli halkamızı yaptık. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar, bir tane daha çekiyorum. Üç oldu. Bakın burada hemen bu boşluktan alarak tığıma ipimi uzatıyorum. Bir, iki, üç, dört tane oldu. Beş, altı, yedi, sekiz zinciri battık. Bir tane daha yapıyoruz. Dokuz tane oldu. Ve hepsini birlikte topluyoruz arkadaşlar. Burada halkamızın içine batarak ipimizi yaptığımız ilk çiçeğimizin yaprağını buraya monte ediyoruz. Bir, iki, üç. İpimizi buraya sabitledik. Yaptığımız ilk yaprağımızı 3 tane zincirimizi çektik. Tekrar bakın aynı boşluktan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane bu şekilde tığımızda biriktirdiğimiz ilmeklerimizin hepsini birlikte topluyoruz. Halkamızın içerisine zincir çekerek sabitliyoruz arkadaşlar. İkinci yaprağımızı da yaptık çiçeğimizin. Bu şekilde içerisine doldurarak devam ediyoruz. Arkadaşlar beşinci çiçeğimizin beşinci yaprağını da yapıyorum. Ve hepsini birlikte topladıktan sonra sihirli halkamızın içine sabitliyoruz. Bakın hepsini birlikte topladık. Burada alttan ipimizi çekerek toplamış olduk. Sihirli halka yapmak istemeyen arkadaşlarımız zincir çekerek de içine aynı şekilde doldurabilirsiniz arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, bakın arkadaşlar. 3 tane zincir çekip yaptığımız yaprakların, çiçeklerin yapraklarının arka tarafından zincirimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3. Bakın arkadan sihirli halka ile birlikte olan kısımla birlikte yaprağımızın bu ara bölümünde zincirimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3. Bunlar bobet, patik süslemelerine de çok yakışıyor arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyoruz. Arkalarına sabitleyerek hepsinin arkasına yapıyoruz arkadaşlar ve zincir çektiğimiz yerin içerisine ipimizi kaydırma tekniğiyle birlikte zincirimizi bu şekilde sabitledik. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik.
İpimizi hafif uzun bırakıyoruz. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Bakın bu şekilde uzatıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 tane bir önceki yapmış olduğumuz yapraklarını yaptık çiçeklerimizin. Burada 12 tane yapıyoruz. Hepsini birlikte toplayarak bir tane zincir çekiyoruz ve buradaki zincirimize sabitliyoruz. Bir yanındaki zincire aynı şekilde geçtikten sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip doldurarak 12 tane olana kadar bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ipimizi aldık. Burada sık iğne şeklinde dibinde bırakıyoruz ve ipimizi çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hepsini birlikte topluyoruz. Bir zincir çekip dibine batarak sabitliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ikinci sırasında da motifimizin yapımında devam ediyoruz. Arkadaşlar gülümüzün ikinci sırasını yaptık. Sabitledikten sonra yaprağımızı tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Arkasından ikisinin arasında bakın bu şekilde üzerine ipini almadan sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ara boşluğuna batarak ipimizi bu şekilde sabitliyoruz. 2, 3, 4. Tekrar bakın arkadaşlar. Aynı şekilde her birinin arasında batarak bu sırayı da örerek ikinci sıramız bitti. Üçüncü gülümüzün üçüncü katını yapacağız arkadaşlar. Bakın zincir çektiğimiz yerin içine batıyorum. Sık iğne yapıp 1, 2, 3, 4, 5 tane çektim. İlkinde 3, diğerinde 4, bunda 5 tane zincirimi çektim. İpimizi bu şekilde tığımızda tutuyoruz. Uzatarak bakın dibinde sık iğne şeklinde üstünde uzatarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane doldurduk. Hepsini içinden zincirimizi çekiyoruz. Bir tane zincir çekerek buradaki boşluk olan zincirin içerisine batarak sabitliyoruz. Tekrar bir yanındaki zincire geçiyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip 15 tane doldurarak bu işlemi hepsini yapraklarımıza yaparak devam ediyoruz arkadaşlar.
Arkadaşlar bu şekilde hepsini doldurarak bu katımızda bitiriyoruz. Burada ipimizi sabitledikten sonra bakın bu şekilde kesiyoruz. Bir de yaprak çalışalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Daha büyük, daha küçük de yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. İlk yanındaki zincire batıyorum. Üstüne ipimi almadan sık iğne şeklinde. Aynı şekilde bir tane daha batıyorum. Tığ üstüne alıyorum. İpimi iki de çıkartıyoruz arkadaşlar burada. Bir yanındakinde yine iki de çıkartıyoruz. Tığ üstüne alıyoruz ipimizi. İki kere doluyorum. Üç de çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar 15 zincir çektikten sonra iki tane sık iğne şeklinde yaptık. Bir kere ipimizi tığımızı doladık. Bu şekilde iki de çıkarttık. Bir de iki tane de üçlü yapıyoruz arkadaşlar. İki kere dolayıp tığımıza tekrar yanındakine bir kere tığımın üzerine aldıktan sonra ipimi iki de çıkartıyorum. Bir yanındakine yine ikili. Yanındakini de ikili bir şekilde çıkartıp diğerlerini bir, iki, bir tane daha dibine batıyoruz. Üç tane de sık iğne burada yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde karşı tarafına da bir, iki, üç tane sık iğne yaparak karşı tarafına batıyoruz. Tığımızı bu şekilde ipimizi bir kere dolayıp bir, yanındaki zincire tekrar iki tane ikinciyi yapıyoruz. İki kere çıkartıyoruz. İki kere tığımızı doluyoruz ipimizi. Bir yanındakine bir, iki, üç de çıkartıyoruz arkadaşlar. İki kere doluyoruz. İki, üç. Bir yanındakine bir, iki, üç tane yaptık. Onun yanındakini iki de çıkartıyoruz. Bir yanındakini yine iki de. Diğerlerini sık iğne şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Tepesine batıyoruz ve yaprağımız hazır. İsterseniz bunun üzerine inciler de dikebilirsiniz veyahut da daha açık renklen sap iş şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir miktar ipimizden bırakarak kesiyoruz. Bunlardan kullanacağınız yere göre ikili, üçlü yaparak da arkadaşlar bu ipimizde arkadan iğneyle veya tığla aşağı kadar indirip burada çiçeğimize monte ediyoruz. İsterseniz bunları birkaç tane yaprakla yapabilirsiniz etrafına veyahut da iki tane yaprak bu şekilde koyarak da dikeceğiniz yere göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir de pomponlu olan
Ben daha önceden bebek hırkasında kullanmıştım. Kendim deneyip yapmış olduğum bir model. Sizlere de hem pompon yapımını, kolay olanı, bunu çatalda da yapabilirsiniz. Elinizle de sararak yapabileceğiniz çok kolay bir pompon yapımı arkadaşlar. Bunun için bir tane iğnemizi alalım. Küçük yapacağım için hemen parmağımı sararak yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane sarıyoruz 20 kere. Buradan ipimizi kesiyorum. İğnemize geçirerek bu pomponu da her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İpimizi burada düğüm atarak sabitleyelim. Ortadan kesiyoruz ve şekiller vererek etrafında döndürerek arkadaşlar pomponumuzu oluşturalım. Arkadaşlar bakın pomponumuzu yaptık. Bunları istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. İğnemizde tam orta kısmında hem papatya hem gül gibi olan güzel bir çiçeğimiz oldu arkadaşlar. Burada pomponumuzu sabitleyelim. Puf puf çok güzel bir çiçek oluyor arkadaşlar. Bunları farklı ebru renklerle yapabilirsiniz. Benim yine yapmış olduğum kanalda bunun gibi pomponlar var. Onlardan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Yaprağımızı da ekleyelim. Keserken biraz ip bırakmıştık arkadaşlar. İsterseniz arkadan ipi uzatarak indirebilirsiniz veyahut da sap iş şeklinde önden bu şekilde yaparak da indirebilirsiniz ipinizi. Aşağı doğru bakın. Yerini ayarladıktan sonra arkadaşlar arkadan tutturuyoruz.
Evet arkadaşlar, buradaki yapraklarımızı istediğiniz kadar ikili, üçlü olarak her birinin arasına da yaparak koyabilirsiniz. Arkada kalan ipleri de bağlayalım.